Merhabalar gençler, YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Sadık Uygun Yayınları'nın DYS Spotlu Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyorum. Test 125'teyiz. Konumuz halen harmonik hareket. Ne demiş bakalım? Yay sarkacının spot bilgisi neydi? 2 pi m bölü k, ya da siz kısaca tam ekliyorsunuz değil mi buna? Yay sabiti k olan bir yaya m kütleli bir cisim bırakılıp x genlikli harmonik hareket yapınca periyot t oluyormuş. Nasıl bulduk? T 2 pi m bölü k idi. Diyor ki yay sabiti k bölü 2. Kütlesi 2m, genlik 4x. İyi de arkadaşlar bak, genliğin önemi yok. Yay sarkacının periyodunu yer çekimi de etkilemez, ne kadar çektiğinizde. O zaman t üssü dediğimizi yerin durumu yazıyorum. 2 pi, kütle ne? 2m. Yay sabiti k bölü 2 oldu mu? Ve toparlayalım bakalım. Şu 2 de yukarı gelince ne oldu? 2 pi, 4 tane m bölü k oldu mu? 4 de dışarı çıkınca 2 pi ne oldu? Bakın m bölü k'nın ne yapıyoruz? Hemen 2 katı oluyor. Ya 2 pi m bölü k zaten periyot değil miydi? Bunun da 2 katı olduğuna göre artık periyot 2 t'dir. Köklü işlemlerde biraz özen gösterirseniz rahat gideriz. Ne demiş? Uzunluğu 50 cm olan ipin ucuna ve yay sabiti k olan yayın ucuna 2 kilogram kütleli cisimler asılmış. Basit harmonik hareket yaparken periyotlar eşitmiş. Bakın birisi yay sarkacı neydi? Tam ek 2 pi m bölü k. Birisi Tolga dediğiniz 2 pi l bölü g, değil mi hatırlıyorsanız? O zaman bunların bakın biri ip, biri yay. O zaman ipin periyoduyla yayın periyodu aynıymış değil mi? Hadi bakalım başlayalım. İpler neydi? 2 pi l bölü g idi. Ama yaylar neydi? 2 pi m bölü k idi. Yani 2 pi'ler öldü. Başlayalım bakalım. İpin uzunluğu 50 santim metreye çevireceksiniz. Bakın 0,5 bölü g yerçekimi ivmesi 10 eşittir. M kütlesi kaç? 2 bölü k oldu değil mi? Ne yapalım? Her iki taraftan da karekökler olduğu için atabilirim değil mi? Ne oldu hemen? Şurayı isterseniz genişletelim. 5 bölü 100 eşittir 2 bölü k. Ne yaptı? Hemen bir işler dışlardan da siz bu işi daha yaparsınız artık. 5k eşittir 200 yapıyorsa k yay sabitinin değeri de 40 newton bölü metre diye bulunmuş olacak arkadaşlar. Doğru cevap da dolayısıyla deniz olmuştur. Ne demiş? Özdeş yaylarla hazırlanan düzenekte m kütleli x ismiyle 2m kütleli y cismi. Bakın bunlar önemli. Bu yaylar da aynı mı? K, k, k. O zaman uyanık olun. Diyor ki O noktasına geldikten sonra cisimler L'ye kadar çekiliyorlar. Burada ve burada bulunuyorlar. Periyodu X'in periyodu T ise 3T bölü 2 sonra nerede olur? Hadi bakalım önce X'in periyodunu bulalım. Neymiş? 2 pi M bölü. Hatırlatalım. K ile K'ya yan yana olunca ne oluyordu hatırlarsanız? 2K oluyordu. O zaman siz buna M bölü 2K'ya T demiş oldunuz. O zaman Y'nin periyodu ne oluyor bakalım? 2 pi 2m var. Yay sabiti de k. Bunun kaç katıdır? Bakın bu bölü 2 iken bu çarpı 2 4 katı. Ama karekökte 4 olunca hemen buraya 2t diyebilir miydik buna da? Yine işlemi isteyen arkadaş da şöyle yapabilir. M bölü 2k'yı 2m bölü k'ya böldüğünüzü düşün. 2'lerde gelince ne oldu? Bak 1 bölü 4. Ama karekökte olunca 1'e 2 oranı. Tamam. Şimdi diyor ki 3T bölü 2 sonra nerededir? Şimdi periyot ne demekti hatırlatalım. Tam turu tamamlama süre değil mi? Bu arada ne yapıyor? X ismini şöyle yapalım. Ne yapacak? K, O noktası ve L arasında. Şimdi ne yaptınız? X'in periyodu T olduğunu dikkatini kullanacağım. Gittin, geldin T. O zaman her bir gidiş ne kadar? T bölü 2. Şimdi buradan harekete başlayalım. T bölü 2. T'de buradayım. 3T bölü 2'de o zaman K noktasına geldim mi? Bakın. Yarım. 1, 1,5 t'ye bölü 2'de neredeyim diye soruyorsa o zaman x'in cevabı hemen k. Peki ötekine geldiğimiz zaman ne olacak bakın. Ötekisi de k, o ve l arasında olacak. Ve dikkat edin bunun periyodu 2t. Bu ne demek? Gittin, geldin ne yapacak? 2t. O zaman her bir gidiş t değil mi? O zaman şuralara ne kalıyor? T bölü 2, t bölü 2 kalır değil mi? Hadi bakalım başlayalım. Buradan başlıyorum. T ama 1,5 t hakkım var. 1, buçukta o zaman o noktasında olacak mıyız? O yüzden k ve O diye doğru cevabı da Ceyhan gibi bulmuş olacağız arkadaşlar. Güzel sorular bunlar açıkçası arkadaşlar. Ne yapacaksın? İşte orada o anda bu nerede falan diye bakacağız. Ne demiş? Boyu 2,5 metre olan bir ipe 2 kilogram kütleli cisim bağlanıyormuş. K'dan bırakılıyormuş. 4,5 saniye sonra nerede? Teta küçük 10 derece. Niye düzenli harmonik hareket? Neydi? İp sarkacı spot bilgide ne diyor? 2 pi l bölü g idi bakın. Hemen bulalım bakalım. 2 pi 3 al demiş.
L'si kaç? 2,5 bölü. G yerçekim ivmesi de 10. Ne oldu arkadaşlar? 6 çarpı burası ne yapar? Kök içerisinde 1 bölü 4. O da dışarı nasıl çıkacak? 1 bölü 2 diyeyse bu adamın periyodu kaçmış? 3. Ne demekti bu? Hatırlatırım. Git gel 3. Değil mi? O zaman gittim. Gittim. Geldim. Geldim 3. O zaman sadece gitmek 1,5 değil mi? O zaman buraların her birine 4'e bölersem 3'ü 0,75, 0,75, 0,75, 0,75 değil mi? Şimdi başlayalım bakalım. Tutmazsa aralarda yazarız. Hatta buralarda 2, 1, 1, 2 hala geçerli. Hadi bakalım başlayalım. 0,75, 1,5, 2,25, 3, 4,5 arıyoruz. 3,75, 4,30. O zaman L noktasına geldik dikkat ederseniz. Ne demiş? İki özdeş yay kullanılarak bir cisme basit harmonik hareket yaptırılıyormuş. Şekil 1'deki periyot T1 aynı cisim bakın. O zaman buralara M yazabiliriz değil mi? Hadi bakalım yazalım. T1 neymiş o zaman? 2 pi. Ne oldu? M bölü. K ile K paralel durumda olduklarına göre ne yapıyorduk? Hani yan yana olunca 1 bölü K, 1 bölü K ya da hatırlayan arkadaşlar şöyle de yapabilirler hızlı. Çarp bölü topla. K çarpı K toplamları 2K. Hemen ne yaptı bak? K bölü 2 yaptı. Toparlayalım. 2 pi 2m bölü k çıktı. Peki ikinciye gelirsek 2 pi cismin kütlesi m. Şimdi uyanık olma zamanı. Bu k ile bu k dikkat edin yan yana duruyor ama bunlar birer paraleldir. Bunu da nasıl ispat edebiliyorum? Seyredin. Şimdi düşün buradan sabitlenmiş bunlar. Burada bir yay var. M kütlesi arada. Burada da bir yay var değil mi? K ve k. Şimdi düşünün ki arkadaşlar. Cismi nereye koyalım? Şuraya bir yere koyalım. Şuraya geldi. Ne olacak cisim buraya gelince? Bu yay sıkıştığı için ittiririm buraya. Bu yay da uzadığı için geri çağırınca işte ne oldu? Bu iki yay da aslında aynı yönlü kuvvet uygular. Beraber çalışır durumdalar. O yüzden hemen şunu yapabiliriz. K ile K'yı toplayarak hemen 2K. Ne oldu burası da? 2 pi. M bölü 2K yaptı mı? Bunların oranlarını mı sormuş? Evet 2 pi'ler gitti. Ne oldu? T1'in T2 oranı. Uyanık olun karekökler sadeleşmez. 2M bölü K'yı M bölü 2K'ya bölüyoruz değil mi? O zaman ne oldu olay? T1'in T2 oranı eşit değer. 2'ler yukarı geldi mi? 4. M'ler gitti. K'lar da gitti. 4 bölü 1 kaldı. Oranları karekökten atarsak dışarıda ne olacak? Yalnızca 2 diye sonuca ulaşmış olacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. İki ayrı gezegende bulunan X ve Y sarkaçlarının periyotları eşitmiş. Ne güzel yazalım hemen. X ve Y'nin periyotları eşitmiş. X'in boyu L, Y'ninki 2L ise sarkaçların bulunduğu gezegenlerdeki çekimi. Neydi arkadaşlar? Yay sarkacı olmayıp da ip sarkacı neydi? L bölü G'den buluyorduk, değil mi? Hadi bakalım yazalım. 2 pi boyu ne kadar? L bölü X gezegenindeki çekim ivmesi bilmiyoruz. Diğerine gel 2 pi. 2L bölü Y'deki çekim ivmesi. Bakın 2 pi'ler öldü hemen. İki tarafta da kök olduğuna göre atabiliriz, değil mi? O zaman L bölü GX 2L bölü GY'yi sağlamamız için ne olacak? Hemen at karşıya. GX'in GY oranında ne oluyor arkadaşlar? 1'e 2 diye sonuca ulaşmış oluyoruz. Evet. Testimizi burada bitirdik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Kanalımızdan da memnunsanız tavsiyelerinizi ve desteklerinizi de bekliyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın.